GİS-1, Japonya merkezli aktif gemi inşa uzmanları federasyonu ASEF'in genel kurul ve konsey toplantısına ev sahipliği yaptı. 21 Ekim Pazartesi günü Marriott Asia İstanbul Oteli'nde gerçekleşen etkinlikte Japonya, Çin ve Güney Kore'den gelen temsilcilerle beraber GİS-1 Genel Sekreteri Mehtap Özdemir ve Teknik İşler ve Arge Komisyon Başkanı Profesör Doktor Mustafa İnsel yer aldı. 3 oturum halinde düzenlenen toplantıda sektördeki işbirliğini arttırmak ve küresel gemi inşa sanayisinin geleceğine yön vermek amacıyla değerlendirmeler yapıldı. Uluslararası Aktif Gemi İnşa Uzmanları Derneği diye açılımı var ama ağırlıklı olarak Uzak Doğu'daki Tersaneciler Birlikleri'nin üye olduğu bir yapı ASEF. Şu anda biz uzun yıllardır ASEF'in konsey üyesiyiz zaten. Konseyde Çin, Japonya, Kore ve Türkiye var. Normalde farklı farklı ülkelerde oluyor. Bu sene kendileri özellikle ASEF Forum'u Türkiye'de yapmak istediler. Aslında GİS-1 biraz ev sahibi gibi değil de şu anda davet eden ülke pozisyonunda. Yine ASEF'in bir etkinliği çünkü. Bütün koordinasyonu onlar sağlıyorlar. Biz biraz altyapılarına destek veriyoruz diyebiliriz. Gayet güzel bir toplantı. Sabah işte idari işlerle ilgili bazı konular vardı. Onların toplantısını yaptık. Biraz önce konsey toplantısını bitirdik. Birazdan genel kurula gireceğiz. Akşama bir küçük sadece panelistlerimize ve yabancı misafirlerimize yönelik bir yemeğimiz var. Yarın da forumu gerçekleştireceğiz. Hem Uzak Doğu'dan gelen üyeler hem de Avrupa'dan gelen işte bazı misafirlerimizin panellerinin olduğu güzel bir forum olacak diye düşünüyoruz. Sektör temsilcilerimiz var. Türkiye'den çok önemli katılımcılarımız var. Dolayısıyla biz GİS-1 olarak sadece yurt dışındaki etkinliklere katılmakta kalmıyoruz. Türkiye'de yapılabilmelerine de altyapı sağlıyoruz diye düşünüyoruz. Herkesi burada ağırlamaktan da gayet memnunuz. İlk defa aslında Japonya, Kore ve Çin dışında bir yerde yapılıyor. İstanbul o açıdan önemli. Biz tabii hep kendimizi Avrupa'da sayıyoruz ama bir taraftan da Asya'dayız, bir ayağımız da orada. Asya Gemi İnşa Sanayiciler Birlikleri'ni bu defa İstanbul'da topladık. Biliyorsunuz dünyadaki gemilerin %85'i hatta %87'si Asya'da yapıldığı için aslında tam üreticileri bir yerde köprü kurmuş oluyoruz. Şimdi sonuçta farklı gemilerden inşa etsek hepimiz gemi inşacıyız. Dolayısıyla özellikle yeni çıkan regülasyonlar, çıkması beklenen regülasyonlar, bunlar hep aslında gemi inşaayı ilgilendiren şeyler. Bunlarla ilgili fikir alışverişi, regülasyonların oluşturulması sırasında pratik uygulanabilir regülasyonların çıkması açısından oldukça önemli. Zaten ASEF'in büyük çalışmalarının büyük bir kısmını da bunlar oluşturuyor. Bu haftanın geri kalanında Avrupa Gemi İnşa Sanayiciler Birliği de olacak. Dolayısıyla GİS-1 burada tam bir köprü rolü oynuyor. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. GİS-1 Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturuyor gemi inşa konusunda. Bu köprüyü de teknik bazda inşa ediyor. Sadece iki tarafı bir araya getirmek değil, teknik bazda her ikisinin bilgilerini de bir araya getirip uygulanabilir bir gemi inşa ve daha iyi bir gemi inşa için, çevreci gemiler için bir araya getirmiş oluyor. I think Turkey is very important. Türkiye'nin ASEF'te çok önemli bir rolü var ve Türkiye ile harika bir işbirliğimiz var. Türk gemi inşa sanayi çok güçlü ve gelecekte de daha katılımcı bir işbirliği içinde olacağımızı düşünüyorum. More deepen cooperation. I will be the Secretary General. Buraya Japonya'dan geldim. Bugün ilk toplantımızı yaptık. Birazdan da konsey toplantımızı yapacağız ve ASEF'in yeni genel sekreteri olacağım. ASEF'in denizcilik endüstrisi için ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu herkes biliyor. Bugün burada bir araya gelmek de çok önemli. İstanbul'un çok aktif bir şehir olduğunu düşünüyorum ve ASEF olarak burada buluşmak bizim için çok iyi bir motivasyon. ASEF konsey toplantısının ve ASEF forumunun bu değerli etkinliğinde burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Etkinliğimizi ilk kez burada yapıyoruz. İstanbul çok çekici bir şehir. Bu yüzden burada olmak da çok farklı bir deneyim. Geçtiğimiz toplantılarda konsey üyelerimiz genelde Japonya, Kore ve Çin'den geliyordu. Ancak şimdi daha farklı ülkelerden de katılımcılarımız var. Dünya genelinde ASEF konsey üyeleri ve meclis üyelerimiz var. Bu şekilde İMO çalışmaları ve diğer uluslararası çalışmaların içinde yer alabiliyoruz. Türk Gemi İnşa Kurumları bizim için çok önemli çünkü ASEF üyeleri olarak gemi sahipleri tarafına bazı maddeleri tartışmaya çalışıyoruz. Türk gemi inşa sanayisi Avrupa ve Asya'daki bağlantılarıyla dünya çapında etkili. Bu yönüyle çalışmalarımıza katkıları da çok güçlü. Our work in ASEP and also appeal to IMO work.
Today we have a council meeting and ASEF meeting. Bugün burada bir konsey toplantımız var. Yarın da burada ASEF forumu düzenliyoruz. Bu toplantılarımıza denizcilik endüstrisinin önemli temsilcilerini davet ediyoruz. Bu katılımcıların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için de çok önemli bir fırsat. 2008 yılından 2015 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. Buradan taşındığımdan beri ilk kez İstanbul'a geliyorum. Bu yüzden de burada olduğum için çok mutluyum. Toplantının ardından katılımcılar akşam yemeğinde bir araya geldi. Gispir olarak ülkemizi ve sektörümüzü tanıtmak için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene de Asya'dan ve Avrupa'dan bütün Tersaneciler Birliği'nin üyeleri geldiler. Bugün Asya Tersaneciler Gemi İnşacılar Birliği'nin üyeleriyle onların hem genel kurulları hem asemble toplantıları yapıldı. Akşam da güzel bir yemek verdik. Yarın da daha geniş kapsamlı bir toplantı ve panellerimizle bu aktiviteye devam ediyoruz. Biz hem Avrupa Sea Europe, Avrupa Tersaneciler Birliği hem de ASEF'in aktif üyesiyiz. Böyle bir toplantıyı da arada bir burada yapmak tabii çok keyifli. Hem Avrupalıları hem Asyalıları bir araya getiriyoruz. Yarın da iki tane panelimiz var. Panelin bir tanesi Türk gemi inşa sektörüyle ilgili. İkinci panel ise benim de moderatörlüğünü yapacağım Asya ve Avrupa marine sektörünü nasıl daha derin ilişkiler içine sokabiliriz diye bir konuyu 6-7 kişilik bir şeyle katılımcılarla beraber tartışacağız. İnşallah iyi bir beyin jimnastiği olacak. Biz GİSPİR olarak tabii ki yurt dışında ülkemizi ve sektörümüzü tanıtmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. GİSPİR gerçekten yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yarın ASEF'in burada bir forumu olacak. Gerçekten yine önemli konuların konuşulacağı bir forum olacak. Forum öncesi de bugün güzel bir yemek oldu. Foruma katılacak panelistlerle, misafirlerimizle beraber güzel bir akşam yemeği geçirdik. Forum öncesinde fikir alışverişinde bulunma fırsatına eriştik. Güzel bir akşam oldu. GİSPİR'e yine her zamanki gibi sektörümüzü en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür ediyoruz. Türk gemi inşaat sanayi bulunduğu konum itibariyle hem Avrupalı ortaklarıyla hem Asyalı ortaklarıyla önemli ilişkiler içerisinde. Bugün bu hafta aynı zamanda ASEF Forum'un ek olarak hem Sea Europe'un Board of Directors Meeting'i olacak. Aynı zamanda SMRC'nin yine Sea Europe'un bu gemi inşaat, gemi tamir, bakım, onarım tersanelerinin olduğu çalışma grubunun da yine GİSPİR'de toplantısı olacak. O yüzden bu hafta gerçekten GİSPİR'in hem Asya'da hem Avrupa'da Türk gemi inşaat sanayinin gücünü gösterdiği önemli bir hafta olacak. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Well, it's very important to have a very good GİSPİR sayesinde Avrupa ve Asya'da çok iyi bir işbirliğine sahip olmak, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak çok değerli. Daha fazla ve daha iyi işbirlikleri geliştirmenin yollarını bulmak açısından da GİSPİR önemli bir partner. Biliyorsunuz ki bu küresel bir endüstri. Bu yüzden daha iyisine ulaşabilmek için tüm sektör profesyonelleriyle iletişim kurmalı ve birlikte çalışmalıyız. GİSPİR bu konuda Avrupa ve Asya arasında güçlü bir bağlantı. This is very interesting what GİSPİR is doing. It's very clever, smart and very good for the industries.